Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir içerikle karşınızdayım. Ama bu arada lütfen videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoma yorum atmayı ve videomu beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayalım. Hep bunu unutmadan geçiyorsunuz. Lütfen tekrardan hatırlatıyorum bu yüzden size. Evet, bugünkü videomuzun konusunda sizlere paella yemeği yapacağım. Abim bu yemeği çok seviyor. Bayılıyor bu yemeğe ve bana da dedi ki Menar, bana bu yemeği sen yapar mısın? Ben de tabii ki çok bilmişlik edasıyla hayatımda hiç yapmadığım bir yemeği. Tabii ki de abicim, sen iste yeter diyerek yapmayacağım. Kabul ettim. Madem öyle, o zaman ben bunu bir video haline de getireyim. Ortaya nasıl bir yemek çıkacak hiç bilmiyorum. Bu arada ben hayatımda hiç yemedim paellayı. Abim çok seviyor. İnşallah güzel yaparım. İnşallah abim de beğenir. Bu anımda sizlerin de yanımda olmasını çok istedim. Market alışverişi yapacağız önce. Deniz ürünlerini alacağız. Sonra da eve geçip yemeğimizi yapacağız. O zaman beklemeden başlayalım. Hadi yola koyalım. Evet, şimdi malzemeler için karidese, kalamara, midyeye ve ahtapota ihtiyacım var. Bunlar için hikayeye geldik zaten. Dondurulmuş ürünlerinden almak istiyorum ki gerçekten dondurulmuş ürünlerini beğeniyorum Ikea'nın. Şimdi bunu aldık. Bu ürünün içerisinde de kalamar, karides ve ahtapot varmış. Bir tek almam gereken midye içi. Şimdi midye içimi de aldım. Gerçekten hayatımda hiç yapmadım. Umarım başarılı olur çünkü yemeğin sonunda abim yemeğin tadına bakacak ve ne diyeceğini çok merak ediyorum. İnşallah beğenir. Bir de en sevdiği yemek yani. Kötü yaparsam büyük hayal kırıklığı. Şimdi ihtiyacım olanları aldım. Buradan gidebiliriz. Gitmeden de bir Ikea'yı gezelim. Buzları düşüyor. Hadi gidelim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Burası benim küçük minik ama tatlı mı tatlı salonum. Buyurun gelin gelin. Oturalım hep birlikte. Ya bir şey söyleyeyim mi ama gerçekten normalde bu renk koltuğu beğenmem ama burada çok hoşuma gitti. Aşırı bayıldım. İşte bu da TV ünitem arkadaşlar. Yeni aldım televizyon ünitemi de. Televizyonum da yeni. Şu arka tarafı ben yayın odası yapacağım ama. Buradan yayın yapacağım size. Dikiş makinesinin olduğuna bakmayın, bilgisayar gelecek. Çok tatlıymış, hadi gidelim. Gidelim yoksa kendimi kaybedeceğim, hadi. Ne yapıyorsun? Koynumda yılan besliyorum. Arkadaşlar galiba çok yanlış bir şey yaptım. Çıkamıyorum Ikea'dan. Kaldım burada, gidemiyorum ya. Eve gidip bir an önce videomu yetiştirmem lazımken çıkışı bir türlü bulamadım. Labirent gibi kaybolduk. İlla bütün her yeri dolaşmam gerekiyor şimdi gidene kadar. İmdat ya, imdat, gerçekten imdat. Yardım edin. Yok mu buranın bir kestirme yolu? Of ya. Evet, şimdi evimize geldik. Eve gelene kadar akşam oldu zaten. Şimdi deniz mahsulü paellamızı yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki hani ilk defa yaptığım bir yemek olduğu için ara ara telefondan bakarak nasıl yapıldığını bakacağım. Şimdi diyor ki ilk olarak kuru soğanları küçük küçük yemeklik doğrayın. Al işte. Asıl sıkıntı o bence. Çünkü ben ne zaman soğan doğursam muhakkak ağlıyorum. Ay bunlar da ama inatçıymış ya. Hah, yıkayalım. Şimdi hadi bakalım. Şunları bir doğrayalım. Geçen gün Instagram'da gördüm bunu doğramanın kolay bir pratik bir yolunu ama unuttum ya nasıl olduğunu onu. Hatırlasaydım böyle doğranacak. Yani abimin de canı niye bunu çektiyse, bir canı mantı çekseydi, ne bileyim canı sarma çekseydi. Bunun çektiği yemeklere bak. Bu arada İspanyol yemeğiymiş bu. Buradan bütün İspanyollara selamlar olsun. Hello İspanya. Şey ya, yakında tekliflerimi bekliyorum bu arada arkadaşlar. Bir yemek kanalından hani Menal'le doya doya gibi bir program yapmayı düşünüyorum. Doya doya yiyelim. Haberiniz olsun. Tekliflere açığım. Bana ulaşmak isterseniz şuraya menajerimin mail adresini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu arada ağlamadım. Ağlamadığım için şaşkınım. Demek ki akacak yaşım yokmuş. Çünkü akacak yaş gözde durmaz. Biliyorum böyle değil. Akacak kan damarda durmaz aslında ama bu da benim değiştirmiş. Bak şimdi ağlayacağım. Şimdi gözüm acıdı. Bakalım başka ne diyor. Sarımsakları ezdikten sonra ince ince kıyın. Hı. Tamam, bunu yaptık. Şimdi sarımsakları ezeceğiz. Şimdi sarımsaklarımızı ezelim. Tabii ki de sarımsak ezici kullanacağız. Adrian! Abi insan ne sarımsağı edemez? Bu nedir? Sarımsak ezici dedim. Bir saniye. Bak, aa. Ben mi yanlış kullanıyorum bu aleti? Bu sarımsak mı inatçı? Alet bozulmuş arkadaşlar. Sorunun benimle hiçbir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Tamam, olduğu kadar olmadığı kadar ya. Benim hayat mottom budur her zaman. Olduğu kadar oldu mu oldu. Daha sınav gerek yok. Evet. Şimdi pilavlarımı. Evet, şimdi pilavımı pişirip pilavımı ocağa koyacağım. Ama önce zeytinyağımı koyacağım.
Bu arada Twitch yayınlarımı izleyenler yağlara ne kadar önem verdiğimi bilirler. Sadece izleyenler anladı, izlemeyenler de şu an biz niye izlemedik diye üzülüyor. Zeytinyağımı koyayım. Soğanımı, sarımsağımı kavuracağım zeytinyağıyla. Zeytinyağın kokusuna da gerçekten bayılıyorum ya. Seviyorum zeytinyağlı olan her şeyi. Zeytinyağlı yemekleri de çok severim. Ama en çok sevdiğim yemek türü aslında hamur işleri. Hamur işlerine bayılıyorum. Hamur işi için kurşun atar kurşun yerim yani, öyle söyleyebilirim. Etmiş, tavukmuş, balıkmış, bunlar bir yana, hamur işleri bir yana. Gerçekten favori lezzetlerim hamur işleri. O yüzden dedim ya daha başında, abim keşke mantı falan isteseydi, şöyle bir hamur açardı. Ki hamur açma konusunda da yetenekli olduğumu düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. Hani bu menel de hiç hamarat değil. İşte bir yemeği bile zor yapıyor demesinler. Benim galiba bunun ateşini düşürmem lazım çünkü bu sıçrıyor. Bunları da içine atalım. Sarımsağımız ve soğanımız pembeleşinceye kadar bekleyeceğiz. Eğer ki bu yemeği de yapmayı başarırsam, ben var ya bu işte yemek işinde usta olmuşum demektir. Buradan MasterChef'e gideceğim. Ne yazık ki MasterChef'e. Domateslerimi soyalım. Domateslerimizi hazırlayalım şimdi. Şurada da deniz mahsullerinin olduğu tabağımı görüyorsunuz. Onları da yıkadım. Yemek için sabırsızlanıyorum ya. Hiç yemedim çünkü hayatımda. Ha bir de işin kötü yanı. Yemeği hiç yemediğim için yemeğin gayet güzel yapmış olup olmadığını da anlamayacağım yani. Çünkü hiç yemedim. Belki de yaptığım kötü bile olsa bana güzel gelecektir. Ama her halükarda kötü de olsa size güzel oldu diyeceğim zaten. Çünkü rezil olmak istemiyorum. Domatesler için biraz geç kaldım şu an. O yüzden hızlı hızlı kesip atmam gerekiyor bir an önce. Pilavımın içine. Evet, şimdi domateslerimi de ekleyebilirim. Bu arada bence müthiş kokular gelmeye başladı. Domateslerimizi de ekledik. Birazdan baharatlarımı da ekleyip tavuk suyumu içine koyacağım. Ay bildiğin yemek yarışması programı gibi oldu bu ya. Harbiden öyle oldu ha. Şimdi tavuk suyumu ekliyorum. Baharatlarımı ekliyorum. Ay yapıyorum ben bu işi ya. Şimdi deniz ürünlerimde sıra geldi. Farklı bir tavaya zeytinyağını kızdırıp deniz ürünlerimizi içine atıyoruz. Sonrasında da pilav tenceresini alıp karıştıracağız onlara. Ama yağ ne kadar kullanacağımı iyi almamışlar. Ben kafama göre yağ koyuyorum şu an. Bol koyayım da cimri menal demesinler. Sonra yazıyorsunuz yorumlara cimrisin diye. Bol koydum o yüzden. Cimri demeyin. Demeyin. Kimse beni sinir arası falan moduna gireceğim şimdi. Yağımız da hemen kızışıyor maşallah. Ay. Öyle atmayayım. Ben yağın içine bir şey atmayı hiç sevmiyorum. Annem bunu yaptığını her gördüğümde bana çok kızıyor. Ama sevmiyorum. Yanmaktan çok korkuyorum. Annem öyle değil, elini daldırır içine. Gezdirir, eliyle alır falan ama ben öyle değilim yani. Sıcağı duyarlıyım. Tamamdır. Yok atma ya, yazık olur şu an. Abim yemek bekliyor, yazık olur. Çok sabırsızlandım, artık hemen olsun gitsin istiyorum. Hemen kalabilir miyiz? Ya zaten yemeği yapması 1 saat, yemesi 1 dakika ben uyuz oluyorum biliyor musunuz? Özellikle mantıda çok yaşıyorum bunu. Uğraşıyorum hamurunu aç, hamurunu diz, kıymasını koy içine, kapat bohçanı, bohça yap onu falan. Kaynasın, pişmesini bekle, 10 dakikada bitsin. Olacak iş değil. Gerçekten. Emeğe saygı nerede bir kere burada? O yemeği mesela böyle yavaş yavaş yememiz gerekiyor bence. Doya doya yani. Birazdan deniz ürünlerimi de pilavımın içine koyacağım. Birazcık da bezelye tanesi koyacağım. Tavuk suyundan ekleyeceğim ve onlar kısık ateşte birlikte pişmeye devam edecekler. Evet, artık pilavımın içine girmek için hazırlar. Ahtapotumuz, kalamarımız, karidesimiz ve midyemiz. Şöyle birazcık bezelyemizden de ekleyelim. Şimdi suyumuzu tekrardan ekleyelim. Evet. Şimdi birlikte kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz yemeğimizi. Evet, şimdi abimi arayalım. Bir hoparlöre verelim bakalım. Ne yapıyormuş, ne zaman geliyormuş. Ona bir sürpriz yaptık sonuçta. Bir sürprizimizi görsün. Bu arada yapabileceğime inanmıyor. Yapacağımı da beklemiyor. Bakalım.
Aç artık ama. Efendim? Alo, ne yapıyorsun abi? Ya bir geçer var küçük. Ben deyim, sana bir sürprizim var. Ne zaman geliyorsun? Çalışıyorum işte. Bitmedi mi evde? Çıkıyorum, ne sürprizim var. Gelince görürsün artık. Yani telefonların koku algılama özelliği olsaydı kokusunu alırdın ama maalesef. O yüzden gelince göreceksin. Koku, parfüm mü? Ehe, parfüm sen aldım abi. Sen bana hediye ne zaman aldın ki? Son doğum günüme de daha var. Ya zaten hani parfüm düşünerek çıtayı çok yükseltmeyelim. Çünkü o kadar yüksek bir hediye değil. Maliyeti o kadar fazla olmadı. Neyse, tamam geleceğim ben. Hadi görüşürüz. Tamam, hadi bekliyoruz. İşlerimi halledeyim. Hadi bay bay. Abim hasta galiba. Sesi biraz kötü geliyordu. Neyse, o şimdi benim yaptığım yemeği yiyince hiçbir şey kalmaz. Hemen iyileşir. Canım abim. Altını da kısalım artık. Oldu sayılır çünkü. Burada tadına bakacağım. Gerçekten çok güzel olmuş. Kendimle gurur duyuyorum. Fena iyiyim yani, hani efsaneyim ya, şu bileğin hakkını veriyorum biliyor musunuz? Alkış efekti istiyorum lütfen. Sana güvendik, inandık, delikanlı sandık. Kıyak delikanlıymışsın, helal olsun. Birazcık suyunu çeksin tamamen. Çok güzel olmuş. Nefis olmuş, bayılacak. Parmaklarını yiyecek. Biliyorum sizin de canınız çekecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Siz de zaten nereden aldığımı biliyorsunuz. Nasıl yapıldığını da gördünüz. Siz de kendiniz yapabilirsiniz ama benim yaptığım kadar iyi olur mu bilmiyorum. Çünkü bu parmaklarda lezzet. Hani benim özelliğimdi. Evet, abimi aradım. Birazdan gelmek üzereymiş. Şöyle güzel bir sunum da yaptım. Size de göstereyim. Ben yaptım arkadaşlar. Her şeyini ben yaptım. Ve bir şey söyleyeyim, hani bak. Daha demin dedim ya, kötü olsa bile size güzel oldu diyeceğim diye. Gerçekten ama gerçekten muhteşem oldu. Hani ben tadına bayıldım. Eğer ki daha önce tadına baktığım bir şey olsaydı hep bu yemeği yapardım ama artık hep yapacağım. Tariflerin arasında ekledim. Kapı çalıyor. Büyük ihtimalle abim geldi. Ne oluyor burada? Hiç video çekiyoruz. Ulan stüdyo ortamı yapmışsın burayı. Evet, ben artık evi işi eve geçiriyorum. Ne çekiyormuş? Sana bir sürprizim var. Sence ben ne yapmışımdır? Yemek yaptın galiba mutfakta oğlumuza. Ohoho! Paella! Paella yaptım. Adı böyle mi okunuyor bilmiyorum ama. Sürpriz mi yaptım abi? Evet. Deniz mahsullü pirinç diyebilirim bence bize. Çok güzel oldu biliyor musun? İnşallah güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu yani. Nereden çıktı bu? Sen dedin ya canım çekiyor diye. Ben dedim madem canım çekiyor abi, ben de evet, yapayım. Meral birazcık kameralara oynamış galiba. Normalde benim canımın çektiği hiçbir şey olmaz. Beni çok şaşırttın, teşekkür ederim. Oh. Hatta ben diyorum ki keşke abimin canı mantı çekseydi, burada hamur açardık. Birazcık daha sarma yapardık. Şimdi güzel gözüküyor. Önce bir tadına bak ama. Herkes, halk senin onun tadına bakmanı bekliyor. Ben daha önce yediğimde bu kadar böyle sarımsı değildi bu kadar. Daha farklıydı rengi sanki. Ama sarı bu, içinde safran var. Bakacıyım şimdi. Demek abin için yaptın. Anne, evet, sen yedin. Evet, yedi. Ve hala yaşıyor. Vallahi çok teşekkür ederim. Demek bu yüzden erken çıktın sana. Evet. Sen sürpriz yapmışsın. Bugün canınız çıktı bu arada. Ben sürpriz yapmış ama klinikte o olmayınca çok zor çalışıyoruz. Ve gerçekten çok yoruldum ama bir sebebi değdi. Varmış. Neymiş? Değdi. YouTube videosu çekiyordum. Bana sürpriz yapmak bence işin bahanesi. Değdi. Evet. Hadi bakalım. Burada mı yiyeyim? Masaya geçseydik. Hayır, şey burada. Işıklar. Işıklarım burada. Sistemi bile oraya Işıklar kuramam. Işıklar burada olduğu için mutfakta ayakta tadıyorum arkadaşlar. Bu ne bro? Kalamar. Evet, kalamar. Midye. Midye. Bu nedir? Ahtapot. Ahtapot. Şunlar. Karides. Karides. Şu ne? O da içindeydi, ahtapot ya da kalamarın parçasından. Nereden aldın bunları? Paket halinde aldım bunları. IKEA'dan. IKEA'dan mı? İsveç bu, marketinden. Bu peki? Ahtapot. Ahtapot, tamam. Evet, diyorum. Etini aldım. Limon var mı? Önce pilavına bakayım tadına. Ne gülüyorsun ya? Bakacağız. Ne bakacağım? Yorum ya. Etinden de iyi. Tam sporcu yemeği işte. Yağlı mı çok? Zeytinyağı. Bro,
Eline sağlık, vallahi çok güzel olmuş. Biliyordum be, yani çünkü gerçekten çok güzel yaptım. Şarap var mı içine? Hayır, normalinde tabii koyuyorlar ama... Böyle de güzel olmuş vallahi. Gerek yokmuş içine koymaya. Ha, afiyet olsun, gerçekten leziz oldu. Bence evde siz de muhakkak deneyin, çok güzel. Utanmıyor mu şu an ahtapotu? Yutulmuyor. Sert mi? Normalde o kadar kolay yutulmuyor zaten. Taze değil ondan. Evet, dondurucu. Limona ihtiyacımız var birazcık. Limon keserim ben sana hemen. Şimdi kameranın karşısından abanarak yiyemiyorum ama gerçekten çok lezzetli yanmış. Üniversitede bir tane ev arkadaşım var benim, Mehmet. Buradan selam olsun ona da. O yapıyordu ara sıra bize. Hangisi onunla daha güzel? Benim yaptım, onu yaptım. Seninki daha güzel. Mehmet! Yani bu daha iyi. Bu arada Mehmet'le görüşemiyoruz artık. Nişanlandı. Nişanlandığından evet. Beri ne yazık ki pek görüşemiyoruz. Abim işte. Nişanlanan ve evlenen arkadaşlarıyla görüşmüyor. Bu arada bu sürpriz beni gerçekten çok duygulandırdı. Ama lezzet. Vallahi güzel yaptım. Bugün de karnımızı doyuracağız inşallah. Sen bana bir limon sık bebeğim. Tamam. Ben gidiyorum, içeride bekliyorum. Tamam. İçeride yiyeceğim. Ayakta yemek istemiyorum daha fazla. Herkesin huzurunda paylaşımına teşekkür ediyorum. Canımın istediğini söyledim. Küçük bahsettim. Ve gerçekten çok güzel bir sürpriz hazırlamış. Valla bir tanesin. O yüzden sana pirinç. Daha mı yapıyorsun? Bir yemekle kazandım. Bunu dışarıda yesek kaç paradır acaba? Yani ben de bir, bana da bir o en kadar mal olmuştur. En son ben yediğimde ne kadar verdim? Bayağı oldu yemeğiyle. 130-140 lira civarındaydı. Ben de o civarda yaptım. Hamsili pilavı kaç yapıyorsun anne? Hamsi parasını. Hamsili pilava devam edelim biz. Ha, ucuz işin. Buradan İspanyollar izleyecekse onlara da söyleyelim. Yemeğiniz güzel ama hamsili pilav daha güzel. Bir de onu deneyim muhakkak, hamsili pilavı kesinlikle deneyim. Kesinlikle. İçeride bekliyorum ben. Çok güzel. Görüşürüz. O zaman videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Abim de beğendiğine göre benden mutlusu yok. Sizleri çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ama gitmeden videomu likelamayı, bana abone olmayı ve güzel yorumlar atmayı lütfen ama lütfen unutmayalım. Kendinize iyi bakın.